Ne oldu gene? Kim çikolata aldı sana? Kim aldı? Alo. Ufşuk dayını abi, yerim senin. Babam diyor ki yarın seni de Ufşuk dayını de. Oy çok kötü oldu. Kim gelmiş oğlum? Uraz, bu kim oğlum? Bu dayı. Ay, sarıldın mı Mustafa dayına? Sarıldım. Elini öp o zaman. Öp elimi. Önce alnına koyup sonra öpüyor benimki. Babayla. Teşekkür ederim anneciğim. Anneanne yok evinde. Betül'de. Kim? Betül'de. Betül işte. Çaşıyor. Çaşıyor. Betül'de. Kim? Dayı bu dayı. Betül. Hangi dayı? Ha, Mustafa dayı burada evet. Bizi kandırıyormuş lan, ben başkasından bahsediyorsam da. Teşekkür ederim aşkım. Bunu buraya koy. Buraya koy. Hadice Fuat'e. Teşekkür ederim aşkım. Anneciğim kırılabilir onlar. Ver aşkım. Evet anneciğim, direksiyona benziyor değil mi? Ver yerine koyayım ben onu. Tamam şimdi de bitirelim burayı. Hadi yardım ediyorsun ya bana. Tamam. Ağlamadan. Ha tamam. Tamam. Tamam aşkım. Ne vereyim dur anneciğim, bana söyle hangisi? Anneciğim müzik var. Hangi? Anneciğim müzik var. Lacivert mi? Hı. Üçgen mi, kare mi? Baba dedek. Daire. Daire. Yuvarlak daire. Ama lacivert yuvarlak daire yok. Sarı vereyim mi? Hı. Al bakalım.
Peki bu hangi renk Uras? Peki bu ne? Kare. Bunu da istiyor musun? Tamam, bu kadar. Ne yemeği yapıyorsun bize? Canım aşkım. Yemek mi yapıyor? Kolay gelsin anne. Bakayım. Ne kadar leziz olmuş ya. Ellerine sağlık. Verdim ya anneciğim ben sana bütün boncukları. Nerede görüntü yok. Evet yok, niye yok? Bu sefer de sana Japon kimonosu giydirmiş. Evet, Uras suyla oynarken ben şöyle bir mutfağı üstten temizledim. Yemek yapıyormuş. Uraz'a da yumurta koydum, kaynıyor burada. Ocak var daha dedim. Uraz'ın mamasını yapayım, ondan sonra ocağı da temizlerim. Şimdi annem aradı. Uraz da görüntülü konuşuyorlar. Tamam, vereyim anneciğim. Mor boncuk vereyim. Al bir tanem. Bu ne? Beşgen. Hangi renk? Beşgen de değil o herhalde ya. 1, 2, 3, 4, beşgenmiş. Uraz benden iyi biliyorsun maşallah. Püh! Evet, Uraz içeride hala suyla oynuyorken ben şöyle birazcık salonu toparladım. Hatta aslında bayağı toparladım sayılır. Şurayı siliyordum en son. Klavyeyi yere atmışım bak. Çok kalabalık. Burası benim çok canımı sıkıyor dostlar. Ne olur şu Eren'e bir şey söyleyin. Şöyle bir üstten toparladım. Sadece yerleri silip süpürmem kaldı. Süpürüp silmem kaldı. Ama saat 1 olmak üzere. Hatta ezan okunuyor. Aman saat 1 oldu. Hatta öğle ezanı okunuyor aziz Allah. Öyle buradaki işim bitti. Mutfaktaki işim de bitti. Banyoyu falan yapmam lazım aslında. Banyo çok kötü. Uraz da burada. Azıcık arada ağzına pid atıp atıp geliyordum. Koştur koştur yaptığım için yoruldum. Evet. İşte susuz oyun oynayamıyoruz. Uraz'a su verin. Gerçekten sesi çıkmıyor ama kışın sıkıntı. Bakın burası olduğu gibi ıslanmış mesela. Önlüğünü taksam taktırmıyor. Çıkartıyor artık kendisi. Neyse. Allah korusun diyorum. Uraz'ın uykusu geldi mi? Nasıl yani? Ama anne uyuyacak. Uraz da uyumak ister mi? Peki tamam. Ben uyuyayım o zaman. Olur mu anneciğim? Ben uyuyabilir miyim? Uyuyacak. Neden uyumayacakmışım? Bana bak bana. Şanama bağlı her şey. He? Üçgen. Üçgen. Hangi renk üçgen? Yeşil üçgen. O hangi renk? Metal. Hangi renk? Mavi beşgen. Bu hangi renk? Bu hangi renk? Aa, ne oldu şimdi? Bitti. Ya gözüme. Ay, çok sıcak. Ay, çok sıcak.
Eren'in market alışverişi videosuna hoş geldiniz. Bakın şimdi, bakın. Eren'in market alışveriş anlayışını hep beraber izliyoruz, tamam mı? Gong, gofret, gong, gofret, gofret, balık kreker, kremalı bisküvi, kremalı bisküvi. Ya ne yapıyorsunuz? Evet, Buraz'ın kitapları bakın. Çok güzel. Buraz'a bir sürü kitap aldı annesi. Ve içerisinde böyle üçgen, kare, daire, dikdörtgen bir sürü şeyler var. Ve boyama bile yapabilir. Al bakalım anneciğim. Şampuan. Diş macunu. Bu arada diş macunu hangi marka alacağız, hangi marka alacağız diye düşünüyorduk. Eyüp Sabri Tüncer'in diş macununu. Daha önce hiç görmemişiz. Şöyle iki tanesini aldık dinlenmek amacıyla. Bizim bir diş etlerimiz çok problemli. Bir de bu da beyazlattığını söylüyor kahve çay lekelerine karşı. O yüzden bakalım bunları bir deneyimlemek istiyoruz. Eyüp Sabri Tüncer olarak bunları tercih ettik. Diğer markaları biliyorsunuz. Bu arada boykot işte... Saçma sapan çok gereksiz konuşan insanlar var bu boykotla ilgili ama yani ben tam anlamıyla boykot uygulayabiliyor muyum bilmiyorum. Uygulayabiliyorsam ne ala ama benim vicdanım bu şekilde rahat ediyor. Mesela Ülker'in de var ama ben Etin'inkini tercih ediyorum gibi düşünebiliriz. Yani sonuçta mecbur bırakılmışız biz bunca zaman. Şampuan, bu da şampuan, Elidor da şampuan ama Duru en azından sıkıntısız. Sabun, el sabunu ama bu köpük el sabunu. Bizim çünkü sabunluğumuz böyle şeyli ya, Eren öyle almış. Gene Eyüp Sabri Tüncer'in bulunca onu aldım. Hem de çok güzel kokuyor. Evet, bu da bugün Instagram'da duşakabinim için öneri istedim. Yana yakıla herkes bunu söylemişti. Ben de bulamam diye bilmiyordum çünkü internetten sipariş verdim. Markette görünce hemen aldım. Bunu bir deneyeceğim. Öncelikle internetten aldığım siparişi de iptal etmeyeceğim şimdi. Çünkü eğer etkili olursa yedek olarak kalır. Meyve suyu. Soğuk çay. Bitti mi? Tabii ki hayır. Şöyle kendime ucuz diye bunları aldım. Bu VN neyin bilmiyorum. Bakın bunu da bana söyleyebilirsiniz. Bakmadım, yalan söylemeyeceğim. Peyman popcorn. Popcorn. Geçen sinemada popcorn aldık. Hazır popcorn çok hoşumuza gitti. Bu da deniz tuzluymuş. Evde yapılandan 1000 kat daha iyi tabii ki katkı malzemesi olduğu için. Bir de o gün nadıllarda rezillik çekince şöyle bunlardan aldık. Yine bunları da bakmadan aldım açıkçası, bu markayı bilmiyorum. Türk kahvesi. Artık Türk kahvesi sponsorumuz yok. Buraz bu aralar çok iştahsız olduğu için belki sever diye, ki daha önce seviyordu aslında. Onu şu makarnadan aldım tekrar. Gördüğünde bir sevindi ama bakalım. Yani yeter ki bir şey yesin. Daha sonrasında böyle çikolata. Bir şeyler. Ne oldu biliyor musunuz? Geçen akşam biz bir şey izleyelim dedik. Ama yanına koyacak hiçbir şey yok. Ben de evde değildim zaten. Annemlerin yanındaydım, abimlerde. Evde de bir şey yapmamıştım. Gece de saat geç olunca dışarıda çıkmak istemedik. Hani Eren de çıkmak istemedi. Üşendi. Böyle boş boş da bir şey izleyemedi. O yüzden böyle şey yapmak istedi eve. Ne denir ona? Çayın yanına falan işte. Stok yapmak istedi. Böyle boz almış. Ben bu arada itiraf etmediğim ki bozayı hiç denemedim. Çünkü hiç sevecekmişim hissi gelmiyor ve hoşlanmıyorum. Normalde ketçapımız vardı, mayonez bitmişti ama şu şekilde indirimdeydi Tukaş markasının. Şöyle, o yüzden ikili aldı Eren. Bu şekilde bir market alışverişi oldu akşam akşam. Aslında market alışverişinden ziyade Uraz biraz dışarı çıksındı. Bugün ben de çıkardım, siz görmediniz. Hatta yemeklik falan aldım yemek yapayım diye. Yemek yapayım dedim. Şöyle mantar falan almıştım. Yemek bitti. Eren o kadar beğendi ki yedi gitti hepsini yani. Biraz da bugün bana hiç aman vermedi. Gerçekten bir atak dönemi mi, bir şey mi, ne bir şeyden geçiyor herhalde. Çok zorladı. Yalan söylemeyeceğim. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacağım. En sonunda o ağladı, ben ağladım yani. Derken Eren geldi. Tamam babası, Uraz da yapıştırsın şimdi bir tane. Baba çıkarsın, Uraz yapıştırsın. Al anneciğim sen. Ay elim düşüyor. Uraz bunu buraya yapıştıracaksın. Yapıştır. İçine onu denk getir, tamam mı? Aferin sana, tamam. Yo, illa eşit ol. Tamam oldu anneciğim. O yapıştı artık kuzum. Tamam, öyle de çok güzel oldu.
Aşkım her şey eşit olmak zorunda değil. Olmadı değil mi ya? Dur. Uraz. Şimdi yapıştır. Yapıştır. Tamam, çok güzel oldu. Abi. Çok şey biliyor musun aşkım? Her şey böyle. Vallahi öyle şu an yani. Hayır, normalde de öyle. Oğlum senin burcun akrep. Başak gibi davranma. Dur. Baba mavi bubarlak. Mavi bubarlak. Al sen bunu. Bekle. Nereye yapıştıracaksınız? Bekle, bulacağım şimdi. Bekle. Babacık. Bekle, elleme onu çok. Mavi bubarlak. Biraz buraya, 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 buraya. Dur, dur. Baba, bu ne baba? Denizaltı. O da Barbie. Küçük mü oluyor? Uraz bence artık üçgen al, sarı üçgen al aşkım. Bu ne be? Bu ne be televizyon? Ay Uraz'ı hiç göstermiyormuşum ben. İşte şimdi onlar da oraya değil ama. Yok annem oraya değil. Bekle baba bulsun. İşte nerede? Buraya. Anneciğim olabilir bir tane. Baba ne yaptı? Hayır o balık aşkım. Evet. Denizaltı değil. Yok. Ay çok güzel oldu. Aferin oldu annem bir tanem. Vallahi bravo. Oldu. Çıkarttırmasaydın. Dur, bravo sana ya. Motoru gelişiyor motoru. Harikasın Uraz. Eline yapıştı kurban olurum. Evet. Hadi siz oynayın ben de mutfağımızı toplayayım. Tamam sonra da Uraz uyur. Tabii Uraz uyusun artık zaten. Baba, baba. Bakın şimdi size şöyle duşakabinimin halini göstereyim. Nereden gösterebilirim sanki? Evet bakın. Ben oradayken Eren tabii ki de yeteri kadar temizlemediği için kirler uzun süre kalınca aşınmış. Ben bunları ne yaptıysam çıkarttıramadım. Şimdi bana işte şunu önerdiler. Hemen şundan bir sıkıp bir yerine ufak bir deneyeceğim. Çünkü her yerine yapamam Uraz evde. Ağır bir kimyasal olduğu söylendi. Çünkü hani Uraz'ın olmadığı bir zamanda evi havalandırırım kullandıktan sonra diye. Şu havalandırmamı açıp 2 dakika küçük bir yere bir deneyeceğim. Bir de eldivenle yapmak gerekiyormuş haberiniz olsun. Şöyle göstereyim. Onu nasıl göstereceğim? Siz nasıl anlayacaksınız? Arkası da koyu değil ki. Şöyle şurada belli oluyordur ya. Anlaşılır bence. Ben size zaten söylerim sonucu. Yalan da söyleyecek halim yok. Şöyle sıktım. Bir süre bekleteceğim. Ondan sonra bir sileceğim. Kullanma talimatında öyle diyor. Ben tabii buraya sıktım ama bu arada ağır kokuyor harbiden. Böyle aşağıya kadar indi. Hemen sonuç paylaşacağım sizinle. Biraz beklesin burası. Şaka mı? Şuraya bakın. Şuraya bakın. Ben bunları ne zamandır çıkartamıyorum. Şuraya bakın. Bu yapmadığım kısım. Görüyorsunuz lekeleri. Bu yaptığım kısım. Bu ürünü ki her kim biliyor ve bir başkasından saklıyorsa hiçbir şey demiyorum. Gerçekten. Şaka mı? Kaçtı. Bu ne? Oha. Çok affedersiniz ama inanamıyorum. Ya siz ne? Anneciğim girme buraya bir tanem. Çok kötü kokuyor burası. Siz ne yapıyorsunuz? Uraz. Bunga da bunga dansınızı yaptınız mı? Bunga da bunga. Bunga da bunga. Ay çok sıcak. Ay çok sıcak. Bunga da bunga. Bunga da bunga. Ay çok bak bak. Bunga da bunganın şeye gitti. Gel. Az buna bakın. Uraz buraya bak. Uraz gel anneye bakalım. El sallayın. Bunga da bunga dansı. Bunga da bunga. Hadi Uraz sen de. Yine düştü babası.
Ertesi günden selam herkese. Evet işte geldim, buradayım. Şimdi ne yapacağım? Annem alo yardım hattı. Annem geldi. Çünkü babam şeye gitti. Konya'ya gitti. Orada bir işi var onu halletmek için. Annem de abimler evde durmuyor zaten. Yalnız kalacak diye çağırdım. Gel dedim, babam gelene kadar sen bizde kal bari diye. Hem de yanımızda ol yani. Çünkü bu ara gerçekten Uraz çok çok fena dostlar. IKEA sendromu mu ne artık bilmiyorum. Umarım geçici bir süreçtir ve bir an önce düzelir. Çünkü bu şekilde hem onun için hem de benim için çok zor oluyor. Her neyse. Bu arada bir maske yapacağım. Maskeden sonra bana bir paket geldi. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu dün aldığım marketten maske var ya, onu yapacağım. Bu arada bu maskeleri ben daha önce kullandım. Beyazlatıcı, aydınlatıcı etkisi var bunun. Şu şekilde. Hissini seviyorum bu maskelerin. O yüzden tekrar aldım. Öyle 3 tane. Biraz da ASMR. Bakın şimdi koca burunluların dramına bakın. Çok komik oluyor. Bu arada çok da tatlı bir maske. Uraz'ın tepkisini de merak ediyorum. İçeride şu an onlar annemle. Derin, derin. Aa, burun olayını düzeltmişler. Galiba. Çok da erken konuşmayayım. Kimin ağzına göre mesela bu? Acaba maskeden önce mi gösterseydim paketi? Şu an çok rahat konuşamayacakmışım gibi hissettim. Gerçekten burun olayını düzeltmişler. Normalde burun şurada falan bitiyordu. Beni böyle ne kadar ciddi alacaksınız bilmiyorum. Arkada Uraz'ın kirlileri var. Artık dolmuşlar. Normalde Bade Natural'den şu şekilde paket geldi. Öncelikle tekrardan çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ama tabii ki ben bunun içine açtım, boşalttım. Sadece adını görmeniz adına şöyle göstereyim. İçeriğinden de gerçekten çok güzel şeyler çıktı. Birçoğuna hakim değildim ama araştırdım. Bayağı insanların kullanıp tercih ettiği şeylermiş ama şuna gerçekten çok sevindim. Saf gül suyu. Böyle bir şey çıktı paketimizin içinden. Hemen maskeden sonra kullanacağım zaten. Şöyle kuşburnu çekirdeği yağın serumu çıktı. Bunu herkes çok çok önermiş. Ve tamamen natural, organik ürünler. Bu böyle yüze masaj yapma bir özelliği var. Cilt sıkılaştırıcı yeşim rolon serum. Cilt sıkılaştırıcısıymış. Deneyeceğiz. Gel. Burası çok komik tepkin. Ve tipin. Anneye ne yapmışlar oğlum? Anne ne yapmış? Maske. Son olarak da şöyle Nioli uçucu yağı çıkmış. Bunu araştırmadım henüz. Buna bakmaya vaktim olmadı. Uraz'ım geldi. Anneciğim ne olmuş bana ya? Hı? Ne bu? Maske yaptım. Maske yaptım. Ne oldum ben, panda mı oldum? Bir süre böyleyim, tamam mı bir tanem? Maskeyi yaptım. Şöyle dediğim gibi seviyorum bu maskeyi. Şimdi hemen şu gül suyundan sıkacağım yüzüme. Çocukluğumun mevlüdündeyim şu an. Bu kullanacağım bir ürün ve şişesi de çok güzel, biliyor musunuz? Aşırı bayıldım. Şimdi üstümü iyi. Hemen altımda pijamayı çıkarıp pantolon gibi bir şey çekeceğim. Çünkü hep beraber markete gideceğiz. Uraz'a söz verdim ama altına pisledim. Bu arada tuvalet... Ben artık seninle baş edemiyorum küçük Fortuk. Az önce yarı beline kadar girmişti içine. Aslına bakarsanız benim acelem yok. Gerçekten yok yani. O ne zaman isterse o zaman, ama lazımlığına kıyafetiyle oturuyor. Bir kere işte çıkarıp oturtmak istedim. Soğuk soğuk dedi, kalktı. Bizim banyomuzda ekstra soğuk oluyor havlu panyan, kaloriferi olmadığı için. O yüzden yaza kaldı gibi, bilmiyorum yani yaz derken ilkbahar falan havaların ısındığı bir zaman, ama mesela birisi tuvalete gireceği zaman hemen o da gelip lazımlığına oturmak istiyor, tuvaletini öyle yapmak istiyor. O şekilde bakalım nasıl olacak. Nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyorum. Saçımın da şeyi gelmiş. Mor şampuan zamanı gelmiş. Sarıları bir tuhaf durmaya başladı. Neyse şu yüzüm emilsin. 2 dakika şu gözaltımı kapatayım. Ondan sonra da üstümü değiştirip çıkalım. Allah'ım Türk bayrağı aşkın hiç bitmesin güzel yavrum. Ben geldim buradayım. Merak etme. Söyledim. Sen et mi yaptın? Yok. Duydun mu? Yok, yapmadım ki de.
Söyledim anne dedim ya. Evet biz dışarıya çıktık ve neler aldık geldik. Şimdi Uraz'ın kocaman büyük bir tane öğrenme kulesi vardı ya dostlar. Onu taşıması artık çok güç olmaya başladı. Uraz da elhamdülillah tehlikenin farkında olan bir çocuk olarak. Vereceğim Türk bayrağını anneciğim tamam. Şöyle bir tane merdivenimsi bir şey aldım işte. Burada anne. Bu oturak olabilir. Evet, oturak da olabilir. Hem de kendim için de aldım biliyor musunuz? Bu mutfağın üst dolapları çok yüksekte olduğu için bana. Bunun yıkanması lazım. Silmeyle olmayacak. Ama pis anneciğim ya. Tozlanmış. Toz değil bu bence. Pis. Dışarıda yağmur görmüş bu. Cifleyeceksin. Evet, bunun ciflenmesi cif lazım. Cif değil. Eski tabirle bimleyeceksin. Bir deterjanının silinmesi lazım yani. Şöyle üstten alayım da ben gene. Çünkü Uraz üstüne Türk bayrağı yapıştırıyor. Eyvah şarjım bitiyor. Tüh. Bir de şey süzgeç aman çaydanlıklarım çok damlatıyor tamam mı benim? İki tane çaydanlığım var zaten alt tarafım. Çaycı alacaktım. Sonra çaycının fiyatlarına bakınca gitti. Sızdırmaz matik aldım şöyle. Çok merak ediyorum. Bu akşam deneyeceğim. Anneciğim oldu işte. Bak çok güzel yapıyorsun. Ve artık çay bardaklarım teker teker yok olmaya başladılar. Kaç yıllık evliyim kız ben? 2017'de evlendim. 7 yıl desen. 7 yıldır aynı bardakları kullanıyorum zaten. Ve kaç? 3 tane 4 tane mi ne eksildi? Ama bir de kalabalık şey... Konuşamadım. Bir de kalabalıklaştığımız için zaten olan da yetmiyordu. O yüzden şöyle Paşa Bahçe'nin şu tombul totolu. Biz annemle seviyoruz bunları. Bunlar da çay içmesini. Bardaklarından aldım. Çok yanlış açtım ben bunu. Niye yırttım? Annem diyor ki biz de onlara benzediğimiz için. Bakın. 12 tane şu şekilde ama tutması içmesi keyifli oluyor. Annemin köyünde vardı. Annemin köyünde. Orası benim köyüm. Aslında annem Aydınlı yani. Akçalı. Şey annemle... Aa, köydeki evde vardı. Hızlı hızlı konuşacağım şarjım yetişsin diye ne dedim. Arkadaşlar hiç iyi değilim. Gerçekten değilim. Uykular haram oldu. Geçtim bak yalan oldu. Çok sevdim nalan oldu. Hain geceler. Geceler. Biliyor musunuz Uraz düştü bugün. Abim nerede zaten düşmüştü. Ben size onları anlatmadım. Burası zedelenmişti. Bugün sen git aynı yerin üstüne tekrar düş. Çocuğumun burası çok kötü oldu. İçim gitti var ya. Turnike uyguluyorum. Evet. Oh, maşallah demeyi unutmuyoruz dostlar. Nazar dualarınızı bizden esirgemezseniz çok ama çok seviniriz. Artık ben gidiyor mutfağa giriyorum. Tavuk kaynatacağım çünkü suyu lazım. Pilav yapacağım. Dünden mantar yemeği var. Annem de gelirken kereviz getirmiş. Müthiş bir akşam bizi bekliyor. Eren'e tatlı patates diye kakalarız biz o kerevizi. Ya kereviz de.